Değerli hemşehrilerim, değerli arkadaşlar, şu anda Çempazar üzerinden akan derelerin çıkış noktası olan Aydos'a geldik. Sabahleyin Çempazar'a zar zor ulaştık. Çempazar'da durum çok vahim. Kastamonu ilçelerimiz bu geceden itibaren gerçekten dünden beri bir sel felaketi yaşıyor. Özellikle sahil ilçeleri Azlavay, Çempazar, Pınarbaşı, Binebze'yi özellikle Bozkurt ve Abana şu anda çok çok kötü durumda. Çempazar çok kötü durumda. Yoğun bir sel var. Bozkurt'ta HES'in dağıldı patladı haberi geldi. Şu anda mahsur kalanlar var birçok yerde. Yani kısacası şu anda Kastamonu sahili büyük bir sel felaketi yaşıyor bazı ilçeleri. Şu anda Aydos bölgesindeyiz. Cide, Çempazar'dan akan suyun ve buranın devamında bir HES var. Bu HES'in de patlama noktası son noktada olduğu konusunda haberler geliyor. Bunun için ben buradan 26 Şubat milletvekili olarak bir çağrı yapıyorum. İstanbul'da bulunan değerli Kaster ve Kastamonu tüm sanayici ve iş adamlarımıza, tüm STK'lar, herkese işte size şimdi görev düşüyor. Bu ilçelerimiz çok mağdur durumda. Özellikle İstanbul'daki AK Parti belediyelerinin tamamının bana sorarsanız seferber olması gerekiyor. Şu debinin ve şu selin durduğu noktadan sonra ve bu bölgemizdeki ilçelerimizin yaralarını sarmamız için devletimizin ve milletimizin yanında olması gerekiyor. Bunun için bizler de elimizi taşın altına koyacağız. Maddi manevi her türlü belediye başkanlarımızın ilçemizin yanında olacağız. Bizim temennimiz can kaybı olmaması. Şu anda Çempazar'da böyle bir haber yok. Azlavay'da böyle bir haber yok çok şükür. İlişi'den, Bozkurt tarafından böyle bir haber geldi ama kesinleşmeyen bir haber. Sayın Bakanlarımız bölgeye hareket ettiler. Ben buradan önümüzdeki bu geceden itibaren veya da bugünden itibaren bu bölgeye seferber olmak için tüm Kastamonu STK'ların iş adamlarını açıkçası davet ediyorum. Çünkü insanlar ciddi bir mağdur duruma düştüler. Allah herkese, milletimize, vatandaşımıza yardım etsin. Milletimizi şu anda görün, şu anda suyun aktığı yerin çıkış noktasındayız. Şu sahil, Aydos sahili, inanın inanılmaz bir ürkütücü durum var. Yukarıdaki bölgedeki ağaçların her şeyin buraya nasıl bir akıntıyla geldiğini Allah aşkına bir görün. Şöyle bir bakın. Temennimiz hasarın daha fazla olmadan atlatılması, suyu debilerinin düşmesi, tek arzumuz bu. O yüzden ne olur tüm Kastamonu hemşehrilerimizin sahil bölgesindeki hasar gören ilçelerimiz için seferber olmasını diliyorum. İstiyorum ve arzu ediyorum. Aynı zamanda AK Parti belediyelerimizin ise bu bölgeye